Özgür Kanal Aktivitesiniz yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Sadece doğrular, gerçekler ve hakikatler. Satır araları, manşetler, yazılamayanlar, üstü örtülenler ve gizlenen gerçekler. Hepsini burada konuşacağız. Doğrulara başlıyoruz. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntüler ortaya çıktı. Biraz önce arkadaşlarım da verdi bu haberi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüreği İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine yönelik kaymakamın korumasının bir silah çekme olayı olduğu iddiası vardı. Özellikle bunu Yüreğir Kaymakamlığı makam olarak yalanlama yoluna gidince bugün görüntüler ortaya çıktı. Ve görüntülerde görüldü ki bu ülkede bir kaymakamın koruması sokaktaki halka silah çekip namluya mermi sürmekte hiç tereddüt etmiyor. Çok enteresan bir olay bu. Bu olayın üzerinde durmamızın sebebi şu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüreği ilçe gençlik kolları başkanı olduğu için değil, bu ülkede sokaktaki yurttaşın, vatandaşın artık bir can güvenliğinin tartışmaya açıldığıdır. Bu çok önemli. Yani her şeyi düzeltebilirsiniz, tamir edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz ancak sokakta adaleti ve eşitliği ve devlete güvenmeyi, devletin adına silah taşıyan görevlilerin halka karşı silah doğrultmasını asla affetmemeniz lazım. Bunun üzerine gidilmesi gerekir ama ısrarla ve inatla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki terör saldırısıyla Adana Yüreğir'deki bu olayı eş tutarak aslında o insanlara silah çeken kaymakam korumasına cesaret verdi. Bugün suç duyurusunda bunun olduğu, umarım yargı elini vicdanına koyar ve doğru neyse, hakikat neyse, gerçek neyse onu yapar. Çünkü sokakta yürüyen bir yurttaşa silah çekmek, hele bir devlet görevlisi tarafından silah çekilmesi asla hoş görülecek ya olsun bu sefer denilecek bir olay değil. Eğer buna gereken cezayı ya da uyarıyı vermezseniz yarın öbür gün başka yurttaşların da başına bu gelebilir. Çünkü o memur bundan cesaret alır. Nasıl olsa hakkımda soruşturma açılmadı. Nasıl olsa kimse bana bir şey demedi. İkinci sefer belki namluya sürdüğü mermi için Allah korusun elini tetiğe götürür. Bu çok kötü bir dönem. Bu dönemi kimse istemez. Bunları konuşacağız. Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çok önemli bir sözü var. Hatırlarsanız ben burada programlarda konuklarıma bu soruyu sorduğum zaman bazı izleyiciler, seyirciler de bana mesaj atıyordu. Diyorlardı ki ya bu soruyu niye soruyorsun? Neydi o soru hatırlıyor musunuz? Bu ülkede eğer bu sistem ve bu rejim içinde var olan sözde adı parlamenter ama bir anlamda Cumhurbaşkanlığı rejimi. Bu rejimde eğer halk seçtiği insanlardan memnun olmazsa ya da insandan bunu değiştirme hakkına sahip olacak mı? Yani sandık eşit ve adil bir şekilde sonuçları halkın verdiği oylara dayarak kamuoyuna yansıtacak mı? Bu soruya Temel Karamollaoğlu şöyle demiş. Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler demiş. Bunu diyen Temel Karamollaoğlu milli görüşten gelen bir insan. Yani bugün Türkiye'yi yönetme iddiasında olan iktidardaki isimlerle aynı kökene sahip. Aynı ideolojik duruşa sahip geçmişte. Bugün farklı yerlerdeler ama özellikle Saadet Partisi'nin çizgisi yolsuzluklar üzerine çok sert bir tepkiyle AKP'den kopmuştu. Ve bu bir siyasi parti genel başkanının bu ifadesini mutlaka doğru değerlendirmek lazım. Eğer bir siyasi partinin genel başkanı bu ülkede eşit ve adil bir seçim artık olmaz, seçime müdahale edecekler, bundan korkuyorum. Çıkacak sonuç Türkiye'deki şu an var olan millet istese bile Türkiye'nin kaderini değiştiremeyecek derse orada duracaksın. Orada duracaksınız bir. Geri her şeyi konuşmak teferruat ve ayrıntı. Eğer bu ülkede adil bir seçim yapılmayacaksa, sandık gelmeyecekse burada konuşmanın, kendimizi yormanın da bir anlamı yok. Yani kapatın dükkanları gidin o anlamda. Bütün bunları konuşacağız. Bir de tabii İstanbul'da
inanılmaz bir baskı var. Sadece bu Adana'da yürü yerde yaşananlar gibi değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan baskının ve devletin organlarını kullanarak kurulan tahakkümün sınırı yok. Bunu konuşacağız. Daha sonra da HDP'li belediyelerin görevden alınması var. Onu da Garapoylan gelecek ikinci bölümde onu konuşacağız. Ama öncelikle Türkiye ve İstanbul diyoruz ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek. Sayın Zeybek, iyi günler, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Sizin sayenizde Halk TV izleyicilerine de sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz bir köprüyüz halkla sizin aranızda. Tabii ki bizden geçer ve halka ulaşır. O konuda endişeniz olmasın. Öğleden sonra da en çok izlenen programların arasına girdi bu günün raporu. O da önemli bir şey. İnsanlar izliyor, merak ediyor. Çünkü burada doğruları konuşuyoruz. Konuşulmayanları konuşuyoruz. Üstü örtülen gerçeklerden bahsediyoruz. Onun için doğruları konuşmaya biz devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'da durum nasıl Sayın Zeybek? Yani öncelikle bu virüs salgını nedeniyle İstanbul Çin'in Wuhan'ı dendi. Hakikaten de salgın sayısında, özellikle hem enfekte hasta sayısında, hem yoğun bakımda, hem de entübe dedikleri, yani solunum cihazına bağlanan hasta sayısı bakımından İstanbul Türkiye'de bir numaraya oturdu ve bu bir numarayı uzun süre kimseye kaptırmadı. Şu an Türkiye bir salgının sönmesi gibi bir umut içinde. Tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Çünkü şu an salgının o süreci devam ediyor. Yani birbirine bulaştırma süreci devam ediyor. Halkın da bunun mutlaka farkında olması lazım. Her şey bitmiş değil. Hatta bugün Bilim Kurulu üyesi Ocak ayına kadar, 2021 Ocağına kadar maske takmak zorundayız diye de bir bilgi verdi. Önemli bir bilgiydi o. Neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duydu? Çünkü erken yapılan bir tedbirsizlik ya da önlemsizlik tekrar Türkiye'yi sıkıntıya sokar. İstanbul'da durum ne Sayın Vekilim? Siz o İstanbul Milletvekilisiniz. Tablo ne? İstanbul için umutlanabilir miyiz? Öncelikle yayına geçerken, bugün 21 Mayıs, Kafkas ve Çerkez kökenli hem yurttaşlarımızın hem de dünyada yaşayan bütün Çerkezlerin büyük sürgün ve zulme uğramasının 156. yıl dönümü. Bu nedenle ben bütün Çerkezlerin ve Kafkas kökenli acıya uğramış olan bütün yurttaşlarımızın soydaşlarını ve onların soyundan gelenleri sevgiyle, saygıyla hem ölenlere rahmet diliyorum. Sürgün yolunda yaşamını yitiren yaklaşık 500 binden fazla Çerkezi mutlaka anmamız gerektiğini ve bunu asla unutmamamız gerektiğini belirtiyorum. İkinci olarak, iyi ki Halk TV var. Halk TV olmasaydı, birkaç tane televizyon kanalı olmasaydı, gerçekten Türkiye gerçekleri nereden öğrenecekti? Biz sesimizi nereden duyuracaktık? Toplumun ezilen, toplumun hor görülen, toplumun ötekileştirilen kesimleri nasıl kendini ifade edecekti? Sanatçılar, bilim insanları, akademisyenler, tiyatrocular, nasıl muhalifler kendini nasıl ifade edeceklerdi? O nedenle ben Halk TV'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Son günlerde Halk TV üzerine yapılan baskıları, Halk TV'yi sindirmek, onu yayın politikasından uzaklaştırmak için gerek yayın durdurma, yayın kapatma, gerekse verilen para cezalarına şiddetle kınadığımı belirterek sorunuza geçmek istiyorum. Buyurun. İstanbul, Türkiye'nin, Çin'in Wuhan'ı mıdır? Doğrudur. Türkiye'de meydana gelmiş olan koronavirüs rahatsızlıklarının %60'ının üzerindeki kısmı İstanbul'da gerçekleşti. Bunun temel nedenlerinin başında tabii İstanbul'un bir dünya metropolü olması, giren çıkan turist sayısının, inen kalkan uçak sayısının ve bu ülkede lojistik merkez olması ve aynı anda 1 milyonun üzerinde hep yabancının burada bulunması çok etkili oldu. Ancak Ocak ayında başlayan pandemi süreci maalesef İstanbul'da özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun zamanındaki bütün uyarılarına rağmen erken alınması gereken tedbirlerin biraz geciktirilmesi yüzünden başlangıçta önemli bir problem noktasına dönüştü. Ben bir kez daha sizin huzurunuzda Türk Tabipler Birliği üyesi
bütün doktorlarımıza, tüm hemşerilerimize ve sağlık çalışanlarımıza, ki onların çok büyük bir çoğunluğu yurtsever, Atatürkçü ve ilerici demokrat insanlardır. Ve kamucu, toplumcu hizmet yapma anlayışlarını bugüne kadar sürdürmüşlerdir. İyi ki Türkiye'de sağlık sistemi hala özelleşmemiştir. İyi ki bu iktidarın sağlık sistemini özelleştirme ve insanları paralı sağlık hizmetinden yararlanma noktasına sürdürmesi politikalarının karşısında hala Hıfzı Sıha Enstitüsü'nden, hala Refik Saydam Enstitüsü'nden yetişmiş büyük ustaların izinden giden doktorlarımız var. Toplumcu, kamucu, sağlıkçılarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ancak İstanbul'da sağlık meselesi tabii ki bütün salgınlarda olduğu gibi bir biçimiyle halledilecekti. Ancak İstanbul'un ve Türkiye'nin bence en önemli problemi bu salgının arkasından gelecek olan büyük ekonomik çöküntü ve işsizliğin yarattığı toplumsal ve ekonomik sorunlardır. Aslında biz siyasetçiler olarak tabii ki sağlık meselesiyle ilgili bilim kurulunun aldığı, Sağlık Bakanı'nın aldığı kuralların tümüne uyulmasını hep savunuyoruz. Ama bu salgın dünyada nasıl karşılandı, Çin'de nasıl karşılandı, birlikte üyesi olduğumuz Avrupa Birliği'nin ülkelerinde nasıl karşılandı ve bunlar bu ekonomik problemleri çözmek için hangi tedbirler aldı, biz neyi alamadık noktasında özellikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu 16 maddenin zamanında hayata geçirilmemesi, daha da ötesi bununla ilgili Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanarak bu salgının yarattığı ekonomik kayıpların en fazla olduğu küçük orta boy işletmeler, sigortasız çalışanlar, tarım kesiminde çalışanlar, hayvancılıkla geçinenler, serbest meslek mensupları ve ayakta kalmak için dünyadaki küresel ekonomik sistem içinde büyük şirketlerle rekabet eden yerli şirketlerimizin hem ekonomik hem de finansal açıdan ayakta durabilmesinin koşullarının sağlanması gerekiyordu. Söylediğimiz tedbirlerin büyük bir çoğunluğunun alınmadığını görüyorum ve Haziran ayından sonra havaların da ısınması, Türkiye'de ortalama hava sıcaklığının 25 derece ve üzerine bütün ülkede çıkması sonrasında salgının etkileri mutlaka daha azalacaktır. Ama ekonominin kavurucu ve yıkıcı etkisini biz çok daha fazla göreceğiz. En büyük endişem, dükkanını Mart ayında kapatan lokantacımızın Haziran ayında açtığında acaba o dükkana koymak için bir kalıp kaşar peyniri, 3 kilo kıymayı ve 5 kilo bezelyeyi alacak nakit parası kalmış mıdır? O dükkanın ödemediği 3 aylık kirasından sonra ev sahibiyle arasındaki problemleri nasıl çözecektir? 3 aydır maaşını ödeyemediği işçilerin ya da ödediği işçileri bundan sonra düşük kapasiteyle çalışan iş yerlerinde nasıl yaşamını sürdürecektir? İstanbul'u ve Türkiye'yi çok birlikte çözmemiz gereken, bütün Türkiye'deki siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kendisinin yüreğinde azıcık bir sorumluluk duygusu olan herkesin bu sürece ilişkin görüş ve düşüncelerinin çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve katkı sunacak herkesle de bir araya gelinmesini özenle ve önemle altını çiziyorum. Başka önemli bir nokta da şu, gene bu pandemi süreci bize gösterdi ki Allah'a şükürler olsun ki İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor da insanımızın bu evinden çıkamadığı, evine ekmek götüremediği, çocuklarına süt götüremediği bu dönemde büyükşehir belediyelerimiz bütün olanaklarını ortaya koyarak ciddi kaynaklar yarattılar ve bu kaynakları da doğrudan yurttaşlarımıza aktarmaya çalıştılar. Engellemeler oldu. Engellemeler ne Sayın Vekil? Yani gerçekten son günlerdeki olaylar, 27 soruşturma açılmış. Bir büyükşehir belediye başkanı göreve gelenler bir yıl bile dolmadı. 27 ayrı soruşturma açılması için yani ne yapmış olması gerekir? Yolsuzluk yapmadı. Tam tersi yolsuzlukları düzelttiği iddiası var ki doğru. Belediyenin gelirleri arttı ve belediyenin şu anki hizmet özellikle kapasitesi yükseldi. Bunları tamam. Ama peki soruşturma ne? Ne istiyorlar? Nere var mesela bizim bilmediğimiz şu an? Sayın İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaların hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili değil.
Bunlar geçmişte görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ile ilgili görev süresinin 30 Mart tarihinde dolduğu Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili Mayıs 2020 yılında, yani nereden baksanız 14-15 ay sonra bir soruşturmaya iktidar gerek görüyor. Bunların hiçbir anlamı yok, onu söyleyeyim. Çünkü Beylikdüzü Belediye Başkanı ile ilgili soruşturmayı zaten İstanbul halkı yapmadı mı 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde? Yani İstanbul'un gerçekten de coğrafi açıdan bakıldığı zaman en batıdaki ilçelerinden biri, nüfus açısından da küçük orta boy ilçelerinden birinin belediye başkanı nasıl oluyor da %54 oyla gelip İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanıyor ve görev yaptığı Beylikdüzü ilçesinde oylarını AKP'yi neredeyse ikiye katlayacak kadar arttırıyorsa ve tüm İstanbul'da en yakın rakibi Binali Yıldırım eski başbakana 806 bin fark atıyorsa, bence bu soruşturmayı iktidarın seçimler öncesinde kamuoyuna oluşturmaya çalıştığı bu soruşturmayı İstanbul halkı bence sonuçlandırdı ve Ekrem İmamoğlu'na görev verdi. Zaten siyasilerle ilgili en temel değerlendirme seçimlerdir. Yani seçimlerden daha büyük halk indinde 15 milyon insanın denetimine girmekten korkmayan bir insanın Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin Milletvekili adayı bir İçişleri Bakanlığı müfettişinin denetiminden korkmasını beklemek söz konusu olabilir mi? Tabii, ancak bunların tümü... Sayın Vekilim, şunu merak ediyorum. Beylikdüzü'nden ne kadar belediye başkanlığı yaptı Ekrem İmamoğlu? Kaç yıl? 5 yıl. Bir dönem. Bir dönem. Yani? 5 yıl. 5 yıl. Peki 5 yıl boyunca soruşturma açma ihtiyacı duymayan ya da soruşturma açılması için bir gerekçe görmeyen bir anlayış Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra nereden aklına geldi ki bir anda ya işte Beylikdüzü'nde yolsuzluk varmış, sen şunu yapmışsın diye, yani sonradan nasıl yani istihare mi yattı bunlar gece? Ne oldu yani? Sayın Ertürk, Dolmabahçe Camisi'nde kim bira içtiyse, Kabataş tramvay hattında türbanlı bir kadının üzerine kim idrarını yaptıysa ya da Yüreğir Gençlik Kolu Başkanımızla ilgili Vefa grubuna saldırıyı kimler yalan olarak uydurdularsa, Sayın İmamoğlu ile ilgili aynı yalanlara aynı mahveller tarafından uydurulduğunu biliyoruz. Bakın, ben burada çok komik bir şey söylemek istiyorum. Sayın İmamoğlu 30 Mart tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı bitirdi ve İstanbul'un belediye başkanı oldu. Mayıs 2019 yılında, yani Beylikdüzü Belediyesi'ni bıraktıktan 2,5 ay sonra yapılmış olan işlerle ilgili de yani öylesine gözü kara ki, öylesine çapsız bir dava dosyası ki, yani kendisinin görevde olmadığı bir döneme ilişkin bile bir konuyu soruşturmanın içine dahil etmişler. Bunların her biri Türkiye'nin gerçek gündeminden uzaklaştırmak ve toplumu ve bizleri böyle sanal bir takım gündemlerle tartışma gayretidir. Bunların içine meslek odaları ile ilgili yasa tasarısını, barolarla ilgili koyabilirsiniz, Yüreğir'dekini koyabilirsiniz, başka meseleleri koyabilirsiniz ama Sayın Ertürk, bunların tartışılma süresi 3 günü 5 günü geçmiyor. Bakın, alınıyor, tartışılıyor, kullanılıyor, eskiyince atılıyor, yeni bir tartışma konusu gündeme geliyor. Ben Türkiye'nin birinci tartışma konusu şu: 2020 yılı bütçemiz 1 trilyon 90 milyar TL. 12 aylık bütçemiz 1 trilyon 90 milyar TL'lik bütçenin ilk 4 ay içinde 668 milyar lirası bitirilmiş ise, yani biz %50'den fazla bütçenin %50'den fazlasını 4 ay içinde bitirmişsek ve bu dönem içinde kriz, yani salgının yarattığı kriz dolayısıyla sadece yurttaşlarımıza 11 milyar TL'lik bir kaynak aktarılmışsa, bunun dışındaki işlemlerle ilgili Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı ya da ilgili bakanların hiçbiri kamuoyuna bir tek yapılan harcamanın ve yardımların nereye yapıldığını belirtemiyorlarsa, o zaman Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanmamız gerekir. Nedir o gerçek sorunlarımız? İşte bugün açılışı yapılan, 20 Nisan'da da açılışı yapılmıştı, sürekli açılışlar yapılan, bundan sonra belki bir kez daha açılış yapılacak olan şehir hastaneleri.
kamu özel işbirliği ile yapılmış olan bu projeler kapsamında devletin içine sürüklendiği yaklaşık 95 milyar dolarlık borç yükünü 25 yıl içinde ödeme zorluğu. Bütün Türkiye'nin gerçekleri bunlardır. Türkiye'nin gerçekleri 250 bin yolcu kapasitesi olan bir havaalanına 1,5 milyon yolcu iniş biniş garantisinin verilmesidir. Türkiye'nin Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, otoyollar, şu anda açılan Sakarya ile Tekirdağ arasındaki mevcut otoyollardaki geçiş yolcu garantileri, araç garantileri, bütün bunlar üst üste koyulduğunda ya da İstanbul Havalimanı yolcu uçak ve yolcu uçak sayısı ve yolcu sayısı ile ilgili verilen garantilerin tümünü ortaya koyduğumuz zaman Türkiye'nin yaygın, etkin ve bilinçli bir biçimiyle bir avuç çete tarafından tüm Türkiye'nin bildiği bir beşli çete ve onların çıkarlarını koruyan bir hukuki manzumeler bütünü içinde ülkenin ve 83 milyonun kaynaklarının 5 tane şirkete aktarılması ile ilgilidir. Eleştirilmesi gereken nokta şu: yerli ve milli olduğunu söyleyen bu insanların İstanbul'da özellikle yapılmış olan bu yatırımlarla ilgili olarak neden İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir mahkemesinde uyuşmazlık olması durumunda çözüme gidilmesi yerine Londra mahkemelerinin yetkili kılınmasıdır. Neden? Konuşulması gereken bir başka nokta neden? Şu. Var, burada bir soralım Sayın Vekilim. Neden? Türkiye'de yapılan bir köprü, otoyolla ilgili bir garantili, bir hazine garantili bir anlaşmada uzlaşmazlık olursa neden Türkiye mahkemeleri değil de Londra'daki tahkim mahkemeleri esas alınıyor? Bunun gerekçesi gerçekten ne? Ben merak ettim. Şimdi Türkiye'deki mahkemelerin siyasal iktidarlar değiştiğinde gerçekten hukuk ve adalet ve vicdan üzerinde karar vermeleri durumunda bugünkü bu kamu özel işbirliği yapılan projelere ödenen ücretlerin çok büyük bir çoğunluğunun yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağı açıktır. Daha da ileri bir şey söyleyeyim. Bugün başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere pek çok siyasi parti ilk yapılacak olan seçimlerdeki iktidar değişikliğiyle birlikte bu kamu özel işbirliği yapılan projelerdeki döviz garantili ücretlerin TL'ye çevrileceğini kabul etmeyen firmaların da bütün yatırımlarıyla birlikte borç alacaklarının kamulaştırılacağına ilişkin net açıklamalar yapılıyor. Şimdi böyle bir dönemde siz Türkiye'deki bir mahkemeye gittiğiniz zaman Türkiye'deki mahkemeler Türk milletinin ve Türk devletinin ve hukukun gereğini yerine getirirler. Ama Londra'daki bir mahkemeye gittiği zaman Londra'daki tefecilerle onların Türkiye'deki işbirlikçilerinin çıkarlarını tabii koruyacaktır. O nedenle şunu diyebilir miyiz? Bu köprü ve otoyol hazine garantili ihalelerde sadece şirketlerin hakları korunmuyor. Aynı zamanda bu işte para kazanan başkaları da var. Bunların da haklarının korunması için Londra mahkemeleri adres gösteriliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bence bu projeler belli mahveller tarafından iktidarın önüne getirildiğinde bence ön şart olarak birinci şart olarak bunların işte 1 liralık maliyetlerinin 5 lira olarak gösterilmesi, yani maliyetlerin şişirilmesi ne kadar bu projelerde önemli bir problem gibi gözüküyorsa bence ilk masaya oturduklarındaki birinci şartlarının da uyuşmazlık halinde yetkili mercilerin Londra mahkemeleri olma şartıdır. Bu tabii kabul edilir bir durum değil. Başka önemli bir handikap daha var. Şunu da sorayım Sayın Vekilim, izin verin. Tabii, lütfen. Siz mimarsınız değil mi? Mesleğiniz bu. Evet. Diyelim ki Londra'da İngiltere bir ihale açtı. Hazine garantili bir ihale açtı. Londra'da bir bölgeden diğer bölgeye geçiş konusunda bir otoyol ya da köprü yaptırdı. Ve bunu da finansman olarak bir Türk şirketi ya da Türk fonu finanse etti. Finansmanını yaptı. Peki sözleşme imzalanırken İngiltere dese ki o işi yapan şirket, biz İngiliz mahkemeleri tanımıyoruz, anlaşmazlık, uyuşmazlık olması durumunda Türkiye'deki mahkemeler esastır derse İngiltere bunu yapar mı? Yapmaz.
Yani mahkemelerle ilgili temel bir kural vardır. Mahkemelerin yerel olması esastır. Bir sözleşmenin yapıldığı yer ya da o işi yapan şirketin merkezinin bulunduğu yer neresiyse genel olarak sözleşmelerde o ve o bölgeye en yakın olan işte büyük mahkemelerin bulunduğu merkezler sözleşmelerde ifade edilir. Başka önemli bir nokta şu. Buyurun. Şimdi kamu özel işbirliği yapılan bu projelerle birlikte bakın siz televizyoncusunuz, ben milletvekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İmar, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti sözcüsüyüm. Biz bu konularla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bu projelerde kaç yıl, ne kadar geri ödeme, hangi oranda, maliyetler neye göre belirlendi, ihaleler neye göre yapıldı, hiçbir biçimiyle bilgi verilmiyor. Zaten bu projelerle ilgili bakıldığı zaman bir, meclisin denetiminin dışında, iki, hazinenin denetiminin dışında, üç, bunların her birisi borçhanesine yazılmadığı için de ülkenin ya da diyelim ki o ülkeyi yöneten iktidarın bütçesindeki bilançolarda da eksinin dışına çıkarılıyor. Şimdi bizim biraz önce söyledim, bir hesaplamaya göre 96 milyar dolarlık bir bu ad altında, bu fasılda yapılan ve 25 yılda bizim ödeyeceğimiz borcumuz var. Bunları biz taahhüt etmişiz devlet olarak. 2045 yılına kadar bizim ödememiz gereken para 96 milyar. Dün bir siyasetçi dedi ki Türkiye... Tabii 96 milyar dolar. 2045 evet. yılına kadar bu ülkede iktidar değişse bile kimse bir çivi bile çakamaz. Hazine gırtlağına kadar borçlandırıldı. Özellikle bu otoyollar üzerinden hazinenin yağmalandı. Bu para özel şirketlerle bazı gruplar tarafından paylaşıldı ve 2045 yılına kadar tek bir çivi çakacak ne halimiz kaldı ne paramız kaldı diyor. Doğru mu bu bilgi? Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Bugünkü yönetim anlayışıyla ülke yönetilmeye devam ederse gerçekten bu borç yükü, çünkü ülke zaten finansal açıdan ciddi biçimiyle her yıl açık veriyor. Bir de bunun üzerine bu tür projelerden gelen ek yükleri de biz ilave bir bütçe gideri olarak koyduğumuz anda o zaman yatırım yapabilecek bir kaynak ayırmak mümkün değil. Zaten 2020 yılı içinde mecliste de ben bunu ifade etmiştim. Bütün Türkiye'de 81 ilde 83 milyon insan için öngörülen bütün yatırım toplamı 64 milyar TL. Bakın yani 2020 yılında zaten yatırım için 64 milyar TL ayrılmıştı ki bu pandemi sürecinden sonra biliyorsunuz pek çok yatırım durduruldu. Özellikle %90'lar seviyesine gelmemiş olan yatırımların neredeyse tamamı devlet tarafından durduruldu. O zaman bizim zaten ayıracak bütçemiz kalmıyor. Şimdi bütçenizde siz eğer 64 milyar TL'yi yatırım için ayırıyor ve siz 140 milyar TL'yi de Türkiye'deki 300-500 bin tane rantiyeciyle Londra'daki bir avuç tefeciye veriyorsanız zaten sizin gerçekten iktidarınız açısından yolun sonu gelmiş demektir. Yani siz artık yönetecek bir şeyiniz kalmamış demektir. Başka önemli bir nokta şu. İstanbul açısından bunu ısrarla söylememiz gerekiyor. İstanbul Belediyesi'nin mesela 2018 yılında 22 milyarın üzerinde bir gider bütçesi vardı. İştirakler hariç söylüyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 22 milyar TL'ydi. Ve bunun 17 küsur milyar TL'si gelir. 4,5 milyar TL'si de borçlanma yoluyla kapatılmıştı. Bakın 2 yıl geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bütçenin %30-40 altında bir bütçeyle gelirleri azaldı. İller Bankası payı azaldı. Su tahsilatı %40 oranında 2 yıl sonraya göre, yani 2018'e göre 2020 yılında su tarifesi %40 daha ucuzlamış olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşını ödüyor. Sayın Ertürk, şimdi bakın bunları söylemek zorundayım ve bizi izleyen bütün yurttaşlarımız da bilsin. 2017 yılında temeli atılmış ve 2018'in başında durdurulmuş olan Dudullu Bostancı, Kaynarca Pendik Tuzla, Çekmeköy Sultanbeyli, Ümraniye Ataşehir ve Kirazlı Halkalı metro hatlarıyla Eminönü'nden Eyüp üzerinden Ali Beyköy'e giden tramvay hattının inşai faaliyetleri büyük bir hızla devam ediyor. Şimdi bakın ben biraz önceki yorumda şunu ifade ettim.
Eğer bu anlayıştaki bir iktidar tarafından ülke yönetilirse bu ekonomik bilançolar ve bütçe göstergeleriyle tabii ki ülkeyi yönetmek ve yeni yatırım yapmak mümkün değil. Ama yolsuzlukları engellersek, israfı engellersek, liyakat sahibi insanları işin başına getirirsek ve ülkenin kaynaklarını uluslararası tekerlerle ve onların Türkiye'deki çıkar ortaklarıyla işbirliği yapanlarla birlikte onlara peşkeş çekmezsek bu ülkenin kaynakları ve bu ülkenin yetişmiş insan gücü bunların her birisinin üzerinden gelmeye yeter. Peki, Türkiye zengin bir ülke. Yapacaksınız Sayın Vekilim, nasıl yapacaksınız? Yani şu an 2023'e kadar seçim yok. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde üstünlük kazandı, doğrudur. Ama Türkiye'nin genel yönetiminde, makro yönetiminde söz sahibi değil. Çünkü bir muhalefet partisi. Ve eğer Cumhurbaşkanı istemezse, zaten Milliyetçi Hareket Partisi dünden razı. Yani o bir kaynak yaptığı için iktidara seçim istemiyor. AKP de istemezse, meclisteki çoğunluk onlarda. Yani siz anlatıyorsunuz güzel ama nasıl bu iş çözülecek? Mesela şunu da söyleyeyim, ondan sonra ikisine birden cevap verin. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün konuştu ve çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler. Şimdi bunu söyleyen hani sol ya da tamamen AKP karşıtı bir farklı bir görüşün temsilcisi bir siyasi parti de değil. Milli görüş geleneğinden gelen, AKP ile aynı kökü paylaşan bir siyasi partinin, onlardan daha sonra yollara ayrılmış genel başkanı. Geçmişte sorumluluk almış, belediye başkanlığı yapmış, ülke yönetiminde söz sahibi olmuş bir milletvekili, eski milletvekili, belediye başkanı ve bugünkü bir genel başkan söylüyor. Nasıl seçim yapacaktınız eğer Temel Karamollaoğlu'nun dediği doğruysa? Hiç bunları hesaplıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Sayın Karamollaoğlu ile şahsen de tanışma fırsatı buldum. Çok değerli bir siyaset adamı. Millet İttifakı'nın içinde de bence çok başarılı ve Türkiye'nin Türkiye'deki kutuplaşmayı bitirmek, Türkiye'de farklı siyasal görüşe sahip olan insanların birbirini anlama ve birbirini dinleme konusunda bugün geldiğimiz noktada bence çok başarılı bir mesafe kat etmiştir Sayın Akşener ve Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu birlikteliğinde. O nedenle kendisini bir siyasetçi olarak dinliyorum. Bu yaptığı konuşmayı da izleme şansım oldu. Fakat herkesin bilmesi gereken nokta şu. Biz İstanbul'da bir büyük tecrübeyi birkaç seçimdir yaşıyoruz. Bütün sandıkları, Türkiye'de 186 bin sandık var ve bunun 31 bin sandığı İstanbul'da. Ortalama olarak Türkiye'deki büyük şehirlerde kullanılan sandık sayıları 120 bin civarında. 60 bin sandıkta kırsal kesim ya da köylerde, yani nüfusu 5 binin altındaki beldeler ve köylerde de 60 bin sandık, ama oy olarak bakıldığı zaman %10'un altında. %90 oylar büyük şehirlerde kullanılıyor. Sayın Ertürk, size buradan açık açık söylüyorum. İstanbul'da 31.186 sandığın tamamında bir gözlemci, bir müşahit, bir tane okul sorumlusu, bir sandık sorumlusu ve bir de nasıl ki araç sorumlusu, bir bilişim sorumlusunu orada bulundurmayı başardıysak, biz Millet İttifakı olarak dilerim ilk yapılacak seçim erken seçim olur, ama isterse zamanda yapılsın. Türkiye'de bunu örgütleyecek bir güce sahibiz. Sayın Karamollaoğlu'nun ifade ettiği endişelerin tümünü taşıyoruz, ama bizim bunun üzerine gidecek olan cesaretimiz var ve her türlü yolsuzluğu ve usulsüzlüğün üzerinden gelebilecek olan bir örgütsel büyüklüğümüz ve bütünlüğümüzün olduğunu belirtmek istiyorum. Biz şunu gösterdik, aslında İstanbul seçimleri tüm Türkiye'ye şunu gösterdi ki sandıklara sahip çıkılabilir ise sandık sonrası seçim kurullarında ya da yüksek seçim kurullarında herhangi bir biçimiyle seçimin sonucunu değiştirilmesi öyle çok da görüldüğü gibi kolay değil. Neyi hatırlatıyorum ben buradan? Sandıkların üzerine yatan gözlemcileri hatırlatıyorum.
sandıkların bulunduğu okullarda 24 saat ayrılmayan milletvekillerini, ilçe başkanlarını hatırlatıyorum. İçişleri Bakanı geldi. Hatırlıyor musunuz? Oyların sayıldığı okullara İçişleri Bakanı geldi. İlçe başkanı girdiğinde biz de oradaydık. Evet, İçişleri Bakanı geldi ve emrindeki, o ki devletin valisi olması gerekir, devletin kaymakamı olması gerekir, devletin kamu görevlisi olması gerekir. O insanlara salonu boşaltmalarını ve çuvalları ayırmalarını istedi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Temel Karamollaoğlu'nun söylediği şey o kadar önemli ki, şunu sormak lazım o zaman. Bu ülkede bir sivil darbe mi yapıldı? Yani artık seçim yok mu? Bir sivil junta mı var? Yani ne demek artık bundan sonra seçim olmayacak? Yani bunun izahı ne? Ben bunları soruyorum, sorguluyorum. Şunu soruyorum size. Gerçekten eğer devletin bütün kurulları, kurumları ve AKP'lileşmiş bir tek devlet sandıkları bırakın, oyların sayımına bile müdahale etmeye başlarsa, elektronik sonuçlarına bile müdahale etmeye başlarsa nasıl çıkılacak bu işin içinden? Şimdi bu tabii başka bir tartışma konusunu açıyor. Yani ülkede bir sivil darbe mi oldu? Dünya çapındaki büyük salgınlardan hemen sonra Birinci Dünya Savaşı olabilir, İkinci Dünya Savaşı gene bunu örnek gösterilebilir. 1918'den sonra yaşanan 50 milyon insanın yaşamını yitirdiği İspanyol gribi buna örnek gösterilebilir. Birey devlet, birey siyaset, siyaset toplum ilişkisi ve iktidar toplum ilişkisi, işte siyasi partilerin devlet mekanizmasındaki yerleri konusunda çok ciddi tartışmalar yaşandı tarih boyunca. Bakın bu dünya çapında bir salgın. Bu salgınla birlikte devlet birey ilişkileri ve devlet demokrasi ilişkileri çok tartışılacak. Buna ilişkin olarak da bugüne kadar Türkiye'nin izlediği yöntemin sürdürülmesinin ben de çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama önümüzde bir seçenek var. Ya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaştan çıkmış olan Avrupa'nın daha faşist, militarist, otoriter bir devlet geleneği ve siyasi partiler tarafından yönetildiği bir 15 yıl ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha eşitlikçi, özgürlükçü, sol ve sosyal demokrat, sosyalist partiler tarafından yönetilmiş bir Avrupa. Biz bu süreçte bu iki tartışmayı biz, Avrupa Birliği ülkeleri, Asya, Amerika, bütün ülkeler yaşayıp ve tartışacaklar. Biz buradan galip çıkacağız. Yani sivil darbe. Şimdi ben iktidarın şu eğilimlerini dikkatlice izliyorum. Bu salgınla birlikte evine hapsedilmiş olan insanların tümünün beyinlerinde de bir hapishane kurmak, onların düşünce dünyalarını da olabildiğince kısıtlamak, buna bunu set çekmek için de buna engel olacak olan kim? Televizyonlar mı? Televizyonlarsa Halk TV'yi susturmak, Tele1'i susturmak, gazeteleri susturmak, onlara ceza kesmeyi mutlaka biz de görüyoruz. Ama bunun arkasından ben Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 gün önce 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünü kutladık. Sayın Ertürk, Türkiye'nin demokrasi birikiminin ve Türkiye'deki insan niteliğinin bunu aşacağına yürekten inanıyorum. Bakın benim seçimlerle ilgili her yerde söylediğim, sizin vasıtanızla da iletmek istediğim bir görüşüm var. Buyurun. Türkiye'de sağ siyasal partilere de oy verse insanlar, hep yaşamı boyunca, ata dedesi boyunca 1950'den beri Demokrat Parti, Adalet Parti, Anavatan, Doğru Yol, Refah, AKP, bütün bu sağ partileri de oy vermiş olsalar Türk insanının %90'ından fazlasında seçim sonuçlarına riayet etmek ve seçim sonucunu, yani sandığa hürmet etme konusunda geniş bir anlayış olduğunu ben görüyorum ve bunun bu seçim ve bundan sonraki seçimlerde de devam edeceğine inanıyorum. İşte onun içindir ki 31 Mart seçimlerinde itirazlarla elinden alınmış olan mazbatası haksız bir biçimiyle YSK çetesi tarafından elinden alınan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da AKP'ye oy veren 500 bin insan bu kez gidip seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vererek sandığa ve sandığın iradesine saygı göstermişlerdir. Ama Temel Bey'in sözünü ettiği iddia son derece güçlü bir iddiadır. Bunun üzerinde özellikle Türkiye'de biliyorsunuz sandıkların kapatıldığı, bir kişinin gelip ister bu korucu başı olabilir, ister aşiret reis olabilir, ister sonra da yerelde güçlü bir siyasi kimlik olabilir,
seçmen sayısı kadar basılmış oyları sandıklara attığını biliyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu'nun bazı ilçelerinde benzer durumlar olduğunu biliyoruz. Ama örgütleneceğiz ve el birliğiyle demokratik parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi konusunda kararlı olan siyasi partilerle ve kendini bu uğurda görevli sayan bütün STK ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yaparak ben Türkiye genelinde %99'un üzerinde başarılı sağlanabileceğine, bunun için de çok çalışılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Peki, bakın, Sayın Bekir'im, bir şey daha soracağım. Daha tabii, buyurun. Bir konuşacağız. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin genel başkanı. Bugünlerde eğer deyim yerindeyse, ki bu Batı'nın bir terimidir, günah çıkarmaya başladı. Ve enteresan bir lafı var. Şöyle diyor. Şimdi olsa, bu 17 Nisan 2017 referandumundan bahsediyor. Evet. Şimdi olsa bu anayasa doğru değil derdim. Mecliste oy vermezdim diyor. Ve ekliyor. Kendisine yönelik tehditler olduğunu, ki bu ülkede başbakanlık yapmış, bir partinin genel başkanı, iktidar partisinin genel başkanlığı yapmış bir isme bakın ve o ismin korkusu şu. Diyor ki, bu ülkenin hapishanelerinde Nazım Hikmet de, Necip Fazıl da yattı, Davutoğlu da yatar. Şimdi böyle bir iklimde, böyle bir ortamda, böyle bir psikolojik oluşturulan böyle bir altyapıda, insanların bu kadar korktuğu, bu kadar bazı şeyleri söylemekten çekindiği ya da bir şeyi söylerken en az iki kere düşündüğü bir ortamda, yani faşist bir baskının olağanüstü devam ettiği, sürdüğü bir ortamda, Davutoğlu bile isyan ettiği bir ortamda nasıl bir düzlük olabilir ki? Nasıl bir bu ülke refaha kavuşabilir ki? Mesela Davutoğlu günah çıkardı ama bu bir şeyi değiştiriyor mu bugün? Yani var olan bugünkü tek adamlık sisteminin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiği gerçeğini Davutoğlu'nun itirafı değiştirecek mi? Bundan sonra ne olacak? Bunları önemli sayıyorum. Yani Sayın Davutoğlu bir akademisyen kimliğiyle Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi pek çok insanın bilemeyeceği kadar önemli bilgilere sahip bir devlet adamı olarak, bir siyasetçi olarak yer değiştiriyor olmasını önemli sayıyorum. 2017 yılında oy vermezdim diyor mecliste. Zaten 2017 referandumu referandumla %52 ile, ki o referandum da şaibeli referandumlardan bir tanesidir. Onu ben belirtmek istiyorum. Yani Türkiye'de özellikle büyük kentlerin tamamında hayır çıkmasına rağmen özellikle Anadolu'da bazı illerde %70'ler 80'ler seviyesindeki evetler sonucunda %51 küsürle geçmiş bir anayasa değişikliğiydi. Belki de demin sizin sorunuzun haklılık payını oralarda da aramak gerekir. Ben Sayın Davutoğlu ya da Sayın Babacan gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yanlışları görerek ayrılmış olan bütün bu insanların söyledikleri mesajların önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemli nokta da şu, iktidarlar nasıl zayıflayacaklar? Yani iktidarlar kendilerini destekleyen insanlar orayı terk etmezlerse, oy kaybedemezlerse, yapı küçülemezse zaten aynı oylarını almaya devam edeceklerdir. O nedenle bu önemli, onu baştan belirteyim. Davutoğlu'nun açıklamalarında demokratik parlamenter sistemden yana olacak olan bir yapılanmayı destekleyeceğini belirtmesi önemli. Ama korku iklimiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ben buraya gelirken sizin durumunuzdan bahsedeceğim dediğim için müsaadeniz olursa Esenler'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili olan Tevfik Göksu'nun belediye başkanı oldu. Esenler'le ilgili bir iki bilgi aktarmak istiyorum. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Az bir şey vaktimiz kaldı, onu kullanabilirsiniz. Peki, şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın, bizim ilçe başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz Esenler'de bize bir dosyayı ilettiler. AKP'nin geçen dönemki belediye meclis üyesi tarafından başlanmış olan bir inşaat dolayısıyla, yapılan yanlış imalatlar dolayısıyla, ruhsatsız imalatlar dolayısıyla bir kazı yapılıyor. Bu kazı dolayısıyla Esenler Kemer Mahallesi'ndeki bir yol tamamıyla çöküyor. 13 bina ve 65 daire belediye ve bakanlık tarafından mühürleniyor. Bakın, biz gittik, yerine inceleme yaptık. İnceleme yaptığımızda halk emniyet güçleri tarafından ve belediyenin yetkilileri,
bir alan içinde koruma zırhı içinde duruyorlardı. Etrafını polisler çevirmişti ve halkın olay mahalline girmesi de maalesef engelleniyordu. Araştırmamızda ne çıktı biliyor musunuz? Bütün Türkiye'nin dikkatine sunmak istiyorum. 7 Mayıs tarihinde yolun uçması nedeniyle meydana gelen toprak kaymasıyla evleri boşaltılan ve mühürlenen bu insanların tepkileri ortaya çıkınca 8 Mayıs tarihinde söz konusu arsayla ilgili bir ruhsat düzenleniyor. Şimdi insanların çoğuyla orada konuşmaya çalıştık. Belge bilgi istedik. Sindirilme, korkma hepsi yani var. Çektikten sonra mı imar? Yani nasıl? Aynen şöyle bakın. Esenler Belediyesi yol 7 Mayıs tarihinde uçuyor. İlgili arsa üzerindeki yapı ruhsatını aynı gün 8 Mayıs tarihinde bütün imzalar 8 Mayıs tarihinde atılarak ruhsat belgesi düzenleniyor. Belgedeki imzalar gerçekten o anda hepsi bulunarak imza atmış mıdır proje müellifleri araştırmaya kabil bir konudur. Ama Esenler'de şunu gördüm ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yüksek oy aldığı Esenler ilçesinde bile korku dağları yıkılmış durumda. İnsanlar cesaretle ortaya çıkıyorlar ve iktidara karşı söyleyecekleri sözlerin tümünü orada söyleyebiliyorlardı. Daha da önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel yöneticileri ancak bir mahalleye, %70 oy aldıkları bir mahalleye ancak polis ve zabıtanın kontrolünde ve güvenliğinde gelebiliyorlardı. Bence önemli nokta bu. İstanbul değişiyor, Türkiye değişiyor. Türkiye'de 18-25 yaş arasındaki gençlerin son seçimlerde %65 oranında Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul'da oy veriyor olmalarını hep çok önemli saydım. Bunun bu seçimlerde de oy verecek gençler açısından çok önemli bir parite olduğunu biliyorum. Gençlerin ki genel olarak seçimlerde büyük oranda iktidarları değiştiren ilk kez oy kullananlar ile bir ya da iki kez oy kullanmış olan seçmenin tercihlerindeki büyük değişimlerdir. Peki. Ben Türkiye'nin gençlerine güveniyorum. Türkiye'nin de geleceğine yürekten inanıyorum. Peki Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Önemli bilgiler aldık. Bayramdan sonra parlamentoyu bekliyoruz. Beraberiz zaten. Kolaylıklar diliyorum. Şunu belirtmek gerekir. Yani AVM'leri açan Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerek yok diyerek açmama ısrarına devam ediyor. Bunu da şiddetle kınıyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birazdan HDP eş genel başkan yardımcısı Garo Paylan gelecek, Diyarbakır milletvekili. İki şey soracağız ona. Kendisi aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu da üyesi. Bir anket var. Türkiye'nin gündemine gerçekten önemli bir ağırlık koyan bir anket. Virüs salgını ile ilgili şöyle diyor anket sonuçlarında. Salgın nedeniyle vatandaşların %53.1'inin geliri azaldı. %62.5 ise gelecekten kaygı duyuyor. Yani bu salgından sonra Türkiye'de sadece nüfusun %35'i biraz daha idare edelim diyecek. Ama %65'i yarın için kaygılı, karnını doyurmaktan, evini geçindirmekten aciz ve şu an muhtaç durumda. %62.5 çok büyük bir rakam bir toplum için. Bunu konuşacağız ve demin de sorduğum HDP'li belediyeleri konuşacağız. Bir de tabii ki Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın darp edilmesiyle ilgili görüntüler var. Onların da üzerinden birkaç sorumuz olacak. Bizden ayrılmayın.